أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamd ve senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmet-i Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Değerli cemaatim, aziz kardeşlerim, son sohbetimizde kitaplara iman konusu üzerinde durmuştuk. Bugün nasip olursa yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan hakkında sohbet etmeye, dertleşmeye çalışacağız inşallah. Malumunuz Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayan peygamberlik süreci Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sona ermiş ve son peygamber olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diğer hiçbir peygambere verilmeyen, hiçbir ümmete nasip olmayan yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan lütfedilmiştir. Kur'an-ı Kerim ile birlikte kendisinden önceki bütün kitapların hükmü kalkmış, yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan bütün insanlığa ve kıyamete kadar geçerli kitap olarak gönderilmiştir. Bu yönüyle yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan diğer kitaplara üstün bir kitaptır ki Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de Kelamullah tabirini, Allah'ın sözü tabirini ve Kitabullah yani Cenab-ı Hakk'ın kitabı tarifini bir başka ayet-i kerimede de sözlerin en güzeli, ahsenul hadis olarak Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'ı Yüce Mevlamız bizlere takdim etmişler. Bu ayet-i kerime okuyacak olursak sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed Aleyhisselam'ın hal ve tavrıdır. Bu hadis-i şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bu ifade birçok hocamızın sohbetlerine başlarken dile getirdikleri bir cümledir. İnne asdaqal hadisi kitabullah ve ahsenel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Efendimiz'in yolunda netice itibariyle Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'ın istikameti, gidişatı, tabiri caizse tekebiye bürünmüş şekli olduğu için Efendimiz Aleyhisselam'ın kıymeti, değeri Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'da kaynaklanmaktadır. Mevlamız Yüce Kitabımızı layık olduğu şekilde anlayıp onun hükümleriyle hayatımıza yön verebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Evet, yine Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'da Rabbimiz kelamını Hablullah olarak ayet-i kerimede diyor Rabbimiz Estağfirullah ve'tasimu bihablillahi cemiyan. Allah'ın ipine topluca sarılın. Allah'ın ipine topluca bir halde sarılın buyuruyor. Yine bir başka ayet-i kerimede kuvvetil vıska yani sapasağlam bir kul kendisine yapışan, kendisini tutan, kendisini peşinden bilen insanları yarı yolda bırakmayacak sapasağlam bir kul olarak Yüce Kitabımız tarif edilmektedir. Tabi sadece Kur'an kelimesi veya bu bahsettiğimiz özelliklerle değil. Mesela zikir olarak Furkan ismiyle, kitap ismiyle, bizim bildiğimiz şekliyle Kur'an ismiyle de Yüce Kitabımız ayet-i kerimelerde yer almış. Evet, Yüce Kitabımız malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hira Nur Dağı'nda Efendimiz aleyhisselam bir Ramazan gecesi tefekkürle, tezekkürle meşgul iken Cebrail aleyhisselamın İkra ismi Rabbike lezî halak oku, yaratan Rabbinin adıyla oku emriyle gelmeye başlamış. Evet, onu ilk öğrenen, ilk okuyan, ilk yaşayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber, bir elçi, bir efendim Rabbimizin yoluna meftun olan bir kul olarak, bir peygamber olarak bütün insanlara hayrı, güzelliği, iyiliği, cenneti, cemalullahı hedef olarak
göstermiştir. Bu yönüyle Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan olarak kabul edilmiştir. Yani bu cümleyi son dönemde yanlış anlayanlar var. Efendimizin sadece mucizesi Kur'an'dır diyerek bunu bir slogan haline getirip bunu bayraklaştırmaya çalışanlar var. Yani Kur'an-ı Kerim'in Efendimizin mucizesi olduğuna bir itirazımız yok. En büyük mucizesi olduğuna da bir itirazımız yok. Çünkü başka hiçbir peygambere Efendimiz Aleyhisselam'a bahşedilen bu Kur'an-ı Kerim bahşedilmemiştir. İncil'de, Tevrat'ta, diğer kitaplarda yöreseldir, bölgeseldir, belli kavimlere gelmiştir. Ama Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan bütün insanları aciz bırakacak bir tarzda ve Efendimizin içerisinde yaşadığı o topluma, Arap toplumuna Arapça olarak indirilmiş ve Efendimiz Aleyhisselam daha önce hani sen elinde hiç yazmamıştın ayet-i kerimesi var ya, daha önce okuma yazma bilmiyordu Efendimiz Aleyhisselam. Buna rağmen insanlara getirdiği Kur'an-ı Kerim ve Kur'an ayetleriyle insanları aciz durumda bırakmıştı. Rabbimizin izni ve inayetiyle Efendimizin en büyük mucizesi budur. Diğer peygamberlerin de mesela Süleyman Aleyhisselam'ın kuşlarla konuşabilmesi gibi, rüzgarlara yön verebilmesi gibi, işte cinleri sevk ve idare edebilmesi gibi, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen mucizeleri hatırlayalım, ölüleri diriltmesi gibi, amaların Allah'ın izniyle gözlerini açması, görmelerini sağlaması gibi birçok efendim imkan, lütuf, mucize diğer peygamberlere lütfedilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de buna benzer bazı mucizeler verilmiş. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın parmaklarının arasından akan suya yüzlerce insanın abdest aldığı, sofrasına konulan belki bir tabak yemeği yüzlerce, binlerce kişiye gittiği ve nihayetinde Ebu Kubeys Dağı'nın bir tarafında ayın bir parçası, bir tarafında da diğer parçası olacak şekilde ayın ikiye yarılması mucizesi gibi Efendimiz'in de mucizeleri vardır. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın sahip olduğu Kur'an mucizesi, Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz'e bahşedilmiş olması diğer bütün mucizelerinin de üstündedir. Çünkü o Kelamullah'tır, o Hablullah'tır, Uvvetül Vuska'dır, Rabbimizin kelamıdır, efendim Rabbimizin ipidir ve kendisine yapışanları, bağlananları mahcup etmeyecek sapasağlam bir kulttur Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan. Evet, ona inanan müminler olarak Rabbimizin kelamına karşı bazı sorumluluklarımız var. Yani biz bir Hristiyan'ın, bir Yahudi'nin, bir oryantalistin, şarkiyatçının, efendim ben İslami ilimleri öğreneyim ama ne için öğreneyim? Orada açıklar bulmak için, onu efendim Müslümanları alt etmek için, Kur'an'da hadis-i şeriflerde çelişkiler vardır. Bunları gözle önüne sereyim gibi bir niyetle Yüce Kitabımızı okumayız biz. Biz okuyalım, anlayalım, Rabbimizin kelamı bizden ne istiyorsa efendim onunla amel edelim diye okuruz. Yani Kur'an'ın niçin indirildiğini iyi bilmek durumundayız. Kur'an-ı Kerim sadece kütüphanelerimizin raflarında bulunsun, sadece evlerimizin müstesna yerlerinde saklansın, efendim çok güzel kaplar içerisinde onu muhafaza edelim veya edebiyatçılar onun üzerinde edebi zevklerini geliştirsin. Efendim müfessirler bir ayetten kaç mana çıkartabiliyorsa o kadar mana çıkartsınlar. İşte Arap dili ve edebiyatı açısından, tarihi bilgiler açısından, bilim ve teknoloji açısından bize verdiği, efendim yönlendirdiği şeyler nedir? Sadece bunları okuyalım, bilelim, öğrenelim, bunlarla ünvanlar kazanalım, herkesin itibarını elde edelim diye hiçbir Müslüman Allah'ın kelamını okumamalı. Bunların hepsi bizim okuma gayelerimiz, hedeflerimiz arasında bir takım başlıklar. Ama bizim esas amacımız ve gayemiz Yüce Mevlamızın, hani Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ya, Rabbi ile konuşmak isteyen Kur'an okusun. Rabbimizle konuşmak istiyorsak Kur'an okuyacağız. Ama Kur'an-ı Kerim okumaktan maksat da sadece hatim merasimlerine Kur'an-ı Kerim'i indirgemek değildir. O bir adımdır. Onun devamının gelmesi lazım. Yani zahiren okumamız, onu anlamaya, üzerinde düşünmeye ama doğru anlamaya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabe-i kiramın anladığı gibi anlamaya çalışmamız lazım. Ve bundan sonra da buradan anladığımız hakikatlerle hayatımıza
yön vermek durumundayız. Yani her konuda Efendimiz Aleyhisselam bize örnek değil mi? Hazreti Ayşe annemizi soruyorlar malumunuz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakı nasıldı? Bize anlatır mısın ey müminlerin annesi? Ne buyurdu Hazreti Ayşe annemiz? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Yani Kur'an okuyor olsaydınız, Kur'an okuyorsunuz madem, Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakının tamamen Kur'an ahlakı olduğunu bilirdiniz. Ve yine bir hocamızın şu tespiti çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, hani diyor, yani Kur'an bana yeter deyip de hadis-i şerifleri, Efendimiz Aleyhisselam'ı devre dışı bırakmaya çalışanlar var ya, onlar, efendim onlara sesleniyorum diyor hocamız. Diyor ki, siz Kur'an okusaydınız, siz Kur'an okumuyorsunuz. Kur'an okusaydınız, o Allah'ın kelamının sizi Allah Resulüne götürdüğünü, götüreceğini bilirdiniz. Demek ki yarım yamalak, Kur'an okumanız da böyle yarım yamalak. Halbuki, değerli kardeşlerim, Yüce Kitabımızı anlayabilmek için bir gayret ve çaba içerisine girmek, bir usul, bir yol takip etmek durumundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'da Kur'an'ı ağır oku, ağır ağır, tane tane oku emri var. Ayet-i kerimelerde وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Yani Kur'an-ı Kerim'i her bir efendim cümlesini, her bir kelimesini, her bir belki harfini, harekesini tefekkür ede ede ve bunu da mesela Müzzemmil suresinde Yüce Mevlamız geceleyin, yani teheccüd namazı kılındı, ondan sonra ağır ağır, tane tane, her kelimesinde, her harfinde, her vermek istediği mesajı terennüm ede ede okuması Efendimiz emrediyor. Bugün bizler maalesef işte modern dünya diyoruz, işte modern çağ diyoruz, bu koşuşturmacalar, bu telaşlar, yani sabahleyin kalkıyoruz, akşam yattığımız zaman dünya epey bir değişmiş oluyor. Akşam yatıyoruz, sabah kalktığımızda o yatarken bıraktığımız dünya yine kalmamış. O dünya da değişmiyor. Yetişemiyoruz ki. Ve maalesef ayet-i kerimeler üzerinde düşüne düşüne efendim yani böyle beyin damarlarımız tabiri caizse çatlayıncaya kadar ayet-i kerimeler üzerinde düşüne düşüne Rabbimizin kelamını maalesef okuyamıyoruz. Biz diyoruz ki şöyle güzel sesli bir hocamız varsa efendim şöyle bir sabah Uşşak, rast makamında bir efendim aşırı şöyle giriyorsa, tizler, pesler filan varsa tamam. Zaten Rabbimizin kelamı efendim okunduğu gönle göre ne yapıyor? İnsana tesir ediyor. İlahi kökenin olması hasebiyle hele bir de güzel ses varsa eskilerin tabirleriyle söyleyelim. Hocamızın satışı iyiyse değil mi? Hocamızın satışı iyiyse tamam artık o Kur'an-ı Kerim'in böyle galini, anlamını, tefsirini filan bilmeye gerek yok. Ama şöyle garip olaylarla karşılaşıyoruz. Yani hocamız cehennem ayetlerini okuyor, azap ayetlerini okuyor. Kardeşimiz o kadar bir aşka geliyor ki böyle nar anlatıyor filan. Kardeşim bak burada Cenab-ı Hakk'ın azabıyla ilgili ayetler var yani. Korkudan düşüp bayılmamızı gerektiren ayetler var. Veya diğer taraftan hocamız mirasla ilgili ayetler okuyor diyelim. Bir aşık olarak, aşık tarzında. Hacı abimiz ağlıyor hüngür hüngür. Diyorsun Hacı abi niye ağlıyorsun? Ya çok dokundu diyor bu hocamızın okudu. Hem ne dokundu kardeşim yani? Erkeklere iki verilmesi, kadınlara bir verilmesi mi dokundu? Ne dokundu? Miras ayeti yani bu nihayetinde. Hukuki bir ifade bu. Yani bunu bu kadar ağlamamızı gerektirecek bir şey yok bunda. Belki sevineceğimiz bazı şeyler, cennetle ilgili ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, evet, ses, tarz, mahreç, harf, efendim tecvid kuralları, sesin nerede yükseltileceği, nerede düşük okunacağı vesaire bunların hepsi önemli. Ama bunlar kadar, belki bunlardan daha önemli olan husus, Yüce Rabbimizin mesajlarına gönüllerimizi açmak olacaktır. Şimdi Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha, yani Kur'an-ı Kerim'i okumak, ezberlemek, efendim onun ayetlerini böyle içine alıp hafızlık yapmak, veya sürekli hatimle meşgul olmak bu tür uygulamalara bir defasında şöyle karşı çıkıyor. Diyor ki yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın döneminde anlaşılmadan sadece kelimeleri, cümleleri tekrar ederek Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumak diye bir şey yoktu. Burada Hazreti Ayşe annemiz hatimlere efendim okunan Kur'an-ı Kerim'in zahirine bir itirazda bulunmuyor. Dikkat edilirse. Onun itiraz ettiği kısım nedir?
Yani Kur'an-ı Kerim'i bir abimiz, bir amcamız mesela 50 defa, 100 defa hatmetmiş. Ama içerisinde de var, hiçbir defa çıkıp bakmamış ki yani. Onu bir hayat kitabı olarak değil de sadece lafzıyla efendim amel edilen, sevap kazanmak için okunan bir kitap olarak görmüş. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam'ın hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Allah'ın kelamını öğrenen ve onu öğretenlerdir. Öğrenen ve öğretenler. Bunu ne için öğreneceğiz, ne için öğreteceğiz Rabbimizin kelamını? Bir hayat kitabı olsun, bize bir rehber kılavuz olsun, hayatımızı onunla anlamlı hale getirelim diye Rabbimizin kelamıyla hemhal olacağız. Eğer gökteki ibadetlerimizde işte hatim yapıyoruz veya ne bileyim namaz kılıyoruz, işte Ramazan-ı Şerif'te mukabel okuyoruz. Tamam, bunlara devam. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama bunun daha ötesinde efendim Rabbimizin kelamıyla münasebetimizi değerli kardeşlerim, hem kendimiz, hem çocuklarımız, hem eşlerimiz, hem yakın çevremiz, anne babamız, akrabalarımız vesaire yönüyle Yüce Kitabımızı öğrenmek ve öğretmek durumundayız. Tabi mukabele deyince buna da bir tak cümleyle değinelim. Mukabele kelimesi kelime anlamı olarak karşılıklı okumak demektir. Mukabele bir şeyi karşılıklı yapmak demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, değerli kardeşlerim, Cebrail Aleyhisselam'a her senenin Ramazan'ında o güne kadarki gelen ayet-i kerimeleri okuyordu. Cebrail Aleyhisselam da Efendimiz Aleyhisselam'ı takip ediyor, tasdik ediyorlar. Vefat edeceği sene Efendimiz Aleyhisselam bu hatim, yani baştan sona kadar Kur'an-ı Kerim'i okuma uygulaması iki defa yapıldı. Yani Efendimiz Aleyhisselam iki defa baştan sona Kur'an-ı Kerim'i Cebrail Aleyhisselam'a okumuş oldular. Bu aslında bizim millet olarak Rabbimizin kelamına gösterdiğimiz, verdiğimiz önemi, değeri işaret eden çok önemli bir efendim uygulamadır. Bu kabile sadece Ramazan aylarına mahsus yapılmamalı. Yani vakti müsait olan kardeşlerimiz için, okumayı bilen kardeşlerimiz için bir günde 100 Kur'an-ı Kerim okumak bütün dünya meşgalesinin yanında böyle 20 dakikasını, yarım saatini Rabbimizin kelamını ayırmak herhalde çok fazla bir şey olmasa gerek. Veya 10 sayfa veya 5 sayfa, yani birer hizip diyelim. Onu da yapamıyorsak birer sayfa, hatta bir ayet olsun Rabbimizin kelamıyla münasebetimizi mutlaka devam ettirmek, bir şekilde devam ettirmek durumundayız. Tabi şu cümlemizi de açıklayalım. Yani Rabbimizin kelamını bilmeyen kardeşlerimiz, ben bunu şahsi olarak ifade ediyorum zaman zaman, anlamakta zorluk çekiyorum. Yani Müslümanız, Rabbimizin kelamını okuyamıyoruz. Bu nasıl bir şey? Şimdi bakarsanız her türlü kanunları, yönetmeliği, geri çıkan cep telefonlarını, internetin bilmem ne efendim programlarını, her şeyini gayet iyi biliyoruz. Onları çok iyi çözüyoruz değil mi? Ama Rabbimizin kelamına geldik mi mazeretlerin ardı arkası bitmiyor. Şimdi bir zaman hocalarımız öğretmiyordu. Şimdi hocalarımız yalvarıyor, öğretecek adam bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Yani hangi bir tanesinden bahsedeyim? Camide diyoruz ki işte Kur'an-ı Kerim dersi yapacağız, talep yok. Hele hele bayan kardeşlerimizde, yani yanlış hatırlamıyorsam bir veya iki ablamızdan diyelim talep geldi, yazılan, ismi yazılan. Yani inanılacak gibi değil ya. Şimdi siz hiç şöyle bir efendim kitabını okuyamayan bir Hristiyan gördünüz mü ya? Ya bu şimdi kötüden örnek olmaz da. Veya bir Yahudi düşünün ki kendi kitabını okuyamıyor. Böyle bir şey yok. Ama Müslümanlar olarak biz bir de üstelik şöyle bir sorumluluğumuz da var. Her Müslüman kardeşimiz namazı sahih olacak kadar harfiyle, mahreciyle, tecvidiyle, efendim yani sesi sedası neyse yani bunlarla bu kadar en azından Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi farz ayındır. Hani hocalarımızla kardeşlerimize ders yaparken çok meşhur şöyle deniyoruz ya. Ula'uzu bi rabbil felak min şerri ma halak. Ya Rabbi, işte yarattıklarının şerrinden sana sığınırız diyeceğiz. Halaka, yani hırıltı olan hıyla söyleyeceğiz. Biz bunu min şerrime halak dedik. Ne oldu? Ya Rabbi, tıraş ettiklerinin şerrinden sana sığınırız demiş oldu. Bak mana ne oldu? Bir tane noktayla yani belki namazımızı bozacak derecede bir hata yapmış oldu. Peki kardeşlerim, bu eksikliğimizi ne zaman gidereceğiz?
Yani hangi efendim öne sürdüğümüz engeller, şartlar kalkacak ki biz Rabbimizle kelam, Rabbimizin kelamı ile aramızdaki bu mesafeyi bir şekilde kaldırmaya karar verelim. Nasıl olacak bu iş? Yani her zaman hocamızın arkasına gidip namaz kılma imkanımız yok. Değil mi? Peki tek başına namaz kıldığımız zaman ne olacak? Efendim işte İmam kitaplarında diyor ki yani halk öğreninceye kadar yani halaka demiş, halaka demiş çok da önemli değil. O namazı böyle kılsın. Bunu böyle anlamayalım. En kısa zamanda, en efendim kestirme yoluyla, şekliyle ne zaman Rabbimizin kelamını öğreneceksin, bir an önce öğrenelim. Bakın şimdi aramızda, yani şu camimizde yaptığımız Kur'an-ı Kerim derslerine katılan kardeşlerimiz var. Onlar da zamanında çok tereddüt yaşıyorlar. Yani öğrenebilir miyiz, yapabilir miyiz, bu iş ne kadar sürer filan. Gelinen noktada Allah'a şükürler olsun. Bu kardeşlerimizin belki her birisi ezan okuyacak, namaz kıldıracak, Rabbimizin kelamını sahih bir şekilde okuyacak hale geldiler. Sadece yapmamız gereken biraz şöyle çayımızdan, yememizden, televizyon zevkimizden, dünya telaşından biraz fedakarlık edip Rabbimizin kelamını öğrenmeye yönelmek. Yapacağımız iş sadece bu. Velhamdülillah bugün günümüzde kitap arıyorsak kitap, Hoca Efendi arıyorsak Hoca Efendi, görsel, işitsel, hangi tür yayın istiyorsak istemediğimiz kadar önümüze sunulan imkanlar var. Bu imkanları bir an önce değerlendirmeli ve Rabbimizin kelamıyla aramızdaki bu mesafeyi kaldırmalıyız. Nasılsın? Dile getirdiğim şu hususla sohbetimi nihayet erdireyim. Rabbimizin kelamına karşı değerli kardeşlerim, öncelikle okuma görevimiz var. Yani hem zahiren harfleri, mahreçleri, sıfatları, tevhid kuralları neyse buna binaen Rabbimizin kelamını okumamız lazım. Ama bunun ötesinde, bundan daha sonraki aşamada Rabbimizin kelamını anlayabilecek tarzda bir okuma efendim gayretinin içerisine girmemiz lazım. Ama meallerle, ama tefsirlerle, hocalarımızın kontrolünde, ama efendim farklı programlar ve etkinliklerle Rabbimizin kelamını anlamak için okumak zorundayız. Ondan sonra okuduğumuz ayet-i kerimeler üzerinde düşünmek zorundayız. Düşündüğümüz ayet-i kerimeleri doğru anlamak durumundayız. Ve bu anladıklarımızla da hayatımızı şekillendirmeliyiz. Yani biz buna oku, düşün, anla, yaşa. Böyle bir formül diyelim, tavsiye ediyoruz. Oku, düşün, anla, yaşa. Yani sadece oku kısmında kalıp Fatiha'dan nasıl bu işi böyle bitirmeyelim. Bu okumayı etkin bir okuma haline getirelim. Mealiyle, tefsiriyle vesaire hocalarımızın kapısını çalalım anlamadığımız yerlerde. Düşünelim, anlayalım ve inşallah Rabbimizin kelamıyla amel ederek bu fani alemden yüzü gülen kullar olarak ayrılmış olalım. Rabbimiz cümlemize şu Kur'an ayında, rahmet ve bereket ayında kelamını okuyabilmeyi, anlayabilmeyi ve doğru anladıklarımızı amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة السر سورة الفاتحة